31 Ağustos 6 Eylül akrep burçlarını neler bekliyor diyorsa, nasıl akreplere şey demişim, işle ilgili yaşadığınız gerginlikler hala devam ediyor. Para sorunlarınızı çözemediniz ve oluşturmak istediğimiz işlerle ilgili, yöneticilerle ilgili çözemediğiniz haklar var. Bunlarla ilgili nasıl yaparım, nasıl ederim? Bu hafta bunları kendi planınıza göre ayarlayıp sanki 6 Eylül'den sonra bunları hayata geçirmiş olacaksınız, ama bu hafta sadece bunların altyapısını yapacaksınız. Ve bulunduğunuz iş yerinizle ilgili bazı sorunlar gündemde. Hatta maddi problemler var. O yüzden siz şimdiden iş aramaya başlayın. Buranın bir değişim noktası ve bu değişim sizi rahatsız edecek gözüküyor. Konumunuz da rahatsız edecek gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu iş yerinde de bazı çalışanlarla rahatsızlık oluyorsanız kadronuzu değiştireceksiniz ve bu size gerçekten kaybettiğiniz işinizi tekrar toparlamak. Bence siz çok rahat tavırlar sergilediğiniz için hiçbir şey önemsemiyormuş gibi gözüküyorsunuz, ama çok duygusal ve çok romantiksiniz. Her şeyi çok önemsiyorsunuz ama bakışlarınız hiç öyle göstermediği için insanlar sizi gamsız olarak düşünüyor. Ben de akrepleri derin duygular içerisinde var olan duygusallık diyorum. Sizdeki bu vicdan ve merhamet var olduğu sürece Allah sizi hiçbir zaman zorda bırakmaz değerli akrep burçları. İnandığınız sesinizi devam edin. Merhametiniz ve vicdanınızla ilgili hiçbir eksikliğinizi görmüyorum. Sadece fazla bir ego haftanız olabilir. O yüzden de böyle kendi kendinize ben haklıyım demeyi değil, adaletli konuşmaları yapıp yolunuza bakmanızı uygun görüyorum. Araç satmak isteyen bazı akrepler var, ya da ufak bir kaza yaptınız, arabanızı tamire götürmek istiyorsunuz ya da arabada yenilik. Anam zaten bir yolum var, biraz daha bekle, iyicene bir pert et, ondan sonra tamire yolla ya da sat diyorum. Şu an için satmana gerek yok. Sen arabasız duramazsın değerli akrep burçları. Ya da kendi düzeninize ait satmak istediğiniz ne varsa orayı seviyorsunuz, şu an satmanızı uygun görmüyorum. Aile arasında da uzun süredir çözülmesini istediğiniz topraklı bir ev, yani müstakil bir evin müteahhite gitmesini ya da burayı satılıp yeni bir ev ve herkese hakkı verilmesini istiyorsunuz. Ama aile büyüklerimiz daha yaşıyor. Böyle bir kararı, böyle fikri niye düşüyorsunuz? Yer değerli, ben olsam satmazdım. Ama sizin hani buradaki insanlarla ve olumsuzluklarla ilgili geçmiş takıntınız varsa olabilir, ama başka bir yere taşının ama orayı satmayın diyorum değerli akrep burçları. Şey demişim, özellikle tekstil işiyle uğraşan, kumaş, tekstil, mobilya, yani renkli olan kumaşlarla, bu restoran bile olabilir. Biraz can sıkıcı bir, stresli bir dönem olabilir ama sonu güzel ve ferah olacak. Hatta tekstil işiyle ve yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız ya da şehir dışı bağlantılarınız varsa bu kapılarınızın aydınlanma, feraha kavuşması olacak. Özellikle de meslek eğitimi almak isteyen bazı akrepler, doğru karar verdiniz. Meslekle alakalı yapmak istediğiniz plan ve program ve eğitimler vardı. Ve bazı akreplere demişim ki astroloji öğrenme zamanı. Lütfen kendini bir NLP koçluğu, yaşam koçluğu, astroloji eğitimi alıp kendinle ilgili şifanı insanlara da verebilirsin. Sizler çünkü hissiyatı ve duru gönlünüz çok fazla olduğu için bu enerjiyi de biraz kendi iş kariyeriniz, belki İş astrolojisi olabilir, ekonomi astrolojisi olabilir. Yani bir eğitim almanızı istiyorum. Çünkü siz bazen o kadar fevri ve sinirlisiniz ki ve orayı kırmadan, orayı yıkmadan çıkmıyorsunuz. Bu da size maddi olarak çok büyük bir zarar veriyor. İlişki olarak da şu anki hayatınızdaki insanla aranızda gerginlik ve huzursuzluk var ama çok bitmesi taraftarı değilsiniz. Alışkanlıklar ve düzen bozulsun istemiyorsunuz. Uzun süredir özellikle çocuğu olmayan akreplere Eylül bitmesi lazım. Şu an böyle bir enerjiye girmenizi istemiyorum. Ve annenizin sağlık, diz, kemikler ve hassasiyet noktası olabilir. Varis, ayak bacakları ile ilgili. Bununla ilgili bir tedavi noktanız var. Sizde de son zamanlarda kaşınız mı yok? Kaşla ilgili ne takıntınız var? O zaman gidin dövme yaptırın, kaş yaptırın, bir şey yaptırın. Bir yere gidin, enerjiniz değişsin. Yüz hattınızla ilgili şikayetleriniz var. Belki bu dudaklarınız ince olabilir. Bununla alakalı. Botoks yaptıranam, dolgu yaptır. Yani artık teknoloji, güzellik üzerine bir sürü doktorlar var. Gidin güzelliğinize güzellik katın diyorum. Özellikle akrep burcu erkeklere ayakkabı ya da kıyafet konusunda takıntıları başladı. Gardırobumu yenilemek istiyorum diyorsunuz ve ayakkabı sıkıntım var. Yapın, çünkü siz ayakkabıyı seviyorsunuz. Bu da iyi olacak. Bazı akreplere de şey demiş, ani sinirlerini kontrol et, kendine zarar veriyorsun ve bu zararlar sana maddi olarak da sıkıntı yaratıyor demişim. 31 Ağustos 6 Eylül haftalık burcumuzu yaptık. Ne yapıyorsunuz? Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Haftanın tadını çıkartıyorsunuz.